Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. El makaletu saminet ve sittun. 68. makale geldik. Tehayyar kelimatek. Kelimeleri seç. Yani konuşurken konuştuğun kelimelere çok dikkat et. Hayrul lisani el Ve hayrul kelami el mevzun. Dillerin en hayırlısı El-Mahzun. Yani buradaki El-Mahzun e, yani suskun olan dildir yani. Aslında Mahzun hazineden geliyor. Yani Mahzun burada dilin en hayırlısı ketum olanıdır. Yani çok konuşmayan dildir manasında. Yani depolanan manasında da diyebiliriz. Depolanmış. Yani kendi halinde böyle her ne gelirse konuşmayan yani o manada. Demek ki hayrul lisan el mahzun dilin en hayırlısı suskun olan dildir diyelim. Ve hayrul kelam el mevzun sözlerin en hayırlısı ise el mevzun yani ölçülü olan muhkem olan manasında. Yani konuştuğu zaman adam ölçülü konuşuyor. Tam kıvamında konuşur manasında. Fa haddis in haddasta bi afdal <laughs> min Konuştuğun zaman diyor susmaktan daha hayırlı olan bir kelam ile konuş yani. Yani o söylediğin söz susmandan daha hayırlı olsun manasında. Her ne kadar biz dedik ki susmak eftaldır. an yani dilin en hayırlısı susan suskun olan dildir. Ama yeri geldiği zaman da söylenen söz o susmaktan daha üstündür. İşte diyor, o sö söylediğin zaman yani bir söz söyleyeceğin zaman susmaktan daha hayırlı bir kelam ile konuşma arasında. Ve zeyyin hadiseke bil ve husni semti konuşmanı vakar böyle ağır yani ağırlıkla Böyle güzel e, sözlerle ne yap, süsle manasında. Asl-i hususen güzel manzara demek. E, söylenen söz görülmediği için yani asl-i hususen görülen şeylere söylenilir. E, buradan maksat o söz söylediğin zaman yani böyle kulağa hoş gelen, ölçülü tartılı, ağır konuş yani. Öyle hafif, meşrep. Yani hafif konuşma manasında. Ve ersil hadis li kelimatik fittisaki enabibi semheriyyi ve la tekra' fi irsalihad zanabibel mehriyi Bazı nuskalarda bu yoktur. Altı ne diyor? Kelimatek. Şu hadisi yoktur. Hadis olmasa da güzeldir. Yani ve ersil kelimatek kelimelerini gönder. Bu hadis asa tahmin takdir manasındadır. Asa mana da olmuyor biraz. Hani kelimelere olan tahminini gönder. Yani bu biraz mana pek olmuyor. O yüzden bu hadis olmasa daha güzeldir o nüshaya göre. O zaman ve ersil kelime tek yani kelimelerini gönder. Yani konuş. Nasıl fitti saki enabi semheri Semheri bir kabiledir. O kabileye mensup mızrakların boğumları gibi böyle düzenli fittisaki ittisak böyle düzenli olan ölçülü olan manasında yani o kavmin mızrakın, mızraklarının boğumları gibi bile insincanlı olsun, insincanlı olsun, güzel olsun, sağlam olsun manasında. وَلَا تَقْرَعْ فِي zanabi bel بَالْمَهْرِيِّ Mehri gene bir kabileye e, mensup olan o develer. zanabib de incik kemiğine denilir. Bu kar o zanabi bil an Yani aceleden kinayettir. Yani lügatta ben baktım bu zanabib maddesine. Ee, bu misali getiriyorlar. Diyorlar ki bu aceleden kine. Yani demek ki sen konuştuğu zaman acele etme yavaş yavaş tane tane konuş. Hani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuş zaman insanlar o kelimeleri mübarek ağzından çıkan kelimeleri harflerini sayarlardı. O kadar böyle tane tane, acele etmeden yavaş yavaş konuşurdu. İşte Dursan de ne yap? Böyle kelimelerini gönderirken yani konuşurken acele etme. Şimdi kar vurmak manasında zanabıp inci kemiklerine, mehri o develerin inci kemiğine vurmak. Şimdi Araplar o devayı çökertmek istediği zaman inci kemine vurur çökertirler. Yani bu da acele bir şey bilmek manasında. Yani çok acele bilmek istedikleri zaman öyle yaparlarmış. İşte bu da aceleden kenaya olmuş artık. Demek konuştuğun zaman düzgün, insicamlı, güzel bir şekilde, ağır bir şekilde konuş, acele bir şekilde konuşma diyor. Hulasa bunu öyle diyor. İnnet tayşe fil kelami yani kelamda hafiflik boş boğazlık yani yutercimu an hiffetil ahlam aklın hafif olduğuna tercümandır işaret eder manası. Yutercimu an yani yumbiu işaret ediyor o konuşan kişinin aklının hafif olduğuna. Ve ma dakhala rifku şey'en illa zanehu Yumuşaklık hiçbir şeye dahil olmaz ki illa onu süsler. Yani her şeyde yumuşaklık olursa o iş güzel olur. Ama ve ma zanel mütekelime illa rezanetu. Mütekelimi de ancak böyle ağır. Ağır başlılık ne yapar? Konuşan süsler. Yani demek ki konuşan ağır konuşan efendim böyle mütekelimi konuşanı zane zane yezini süslemek. Burada zane, bu zane. <laughs> Kulasetü ma'nel makale, Hayrül kelami mâ kâne muntakan muhkemen. Kelamların en hayırlısı seçilmiş ve sağlam ağır olan kelamlardır. Feyza ra'eyte kelamen hayran mine sukuti fe tekellem bil vekari ve sebati ve husnil heyeti. Dursen konuşmanın sukuttan daha hayırlı, hayırlı olduğunu bildiğin zaman diyor ağır bir şekilde e, böyle sebatlı acele etmeden ve güzel bir şekilde ne yap? Konuş. Ve la <laughs> fi kelamik. Kelamı acele etme. Fe <laughs> bu kelamda acelecilik önüvanu hiffetil akli. Aklın hafif olduğunun alametidir. Ve <laughs> alem ennehu ma hallel rifku fi şeyin illa Bil ki diyor yumuşaklık hiçbir şeyde vaki olmaz ki o illa onu süsler. Ve innel vakara zînetul mütekellimi. Vakar, süsüdür. El mekâletu tâsiyat 69. makale. Sa'id Başkasına yardımcı ol. Eyyühe şeyhul muvatta'ul akibi. Ey kendisine tabi olunan şeyh, padişah, sultan, alim. artık kendisine kim tabi oluyorsa el muvatta'u el muvatta'l akibi yani kendisine tabi olunuyor. Yani bir şey bir, bir insan bir insanın peşinden giderse demek ona tabi oluyor. Akib aslında ökçeler, ökçe topuk. El muvatta'u yani adamın e, gittiği yoldan ayakların ayak vurmak manasına. Aslında muvata yere basmak. E demek ki bu adamın da arkasında yani ben şimdi bu muvatta'l akibin lugat manasını ilk önce söylüyorum. Akip, topuk manasında, arka. Arkasından basılan, ne demek arkasından basılan? Yani kendisi takip edilen, kendisine tabi olunan manasında. Yani ey kendisine tabi olunan, makam mevki sahibi olan e, şeyh. Buradaki şeyhten burada alim olabilir, şeyh olabilir, e, padişah olabilir. El muntafahu bil ve lakabi. Künye ve lakab ile böyle şişen, övünen. Yani gururlanan manasında. E yani bu artık bu da işaret ediyor ki bu bir e, sultanlara, padişahlara e, hitaptır. Emirlere hitaptır. İza rakip de mehriyen, ev şehriyen, deveye bindiğin zaman ya da ata bindiğin zaman فَلَا تَتَّخِذْ قَوْلَ حَاتِمٍ zohriya. Hatimin sözünü arkana atma, yabana atma manasında. وَهَذَرِ الْعِقَى Şimdi söyleyecek, şimdi bu hatim ne demiş? Şimdi bu, bak burada gelecek Kulasat satın makalede hatim bu iki beyti söylemiş, orada açıklayalım inşallah. Yani diyor sen ata bindiğin zaman, deve bindiği zaman hatimin sözünü hatimin sözünü Arkana atma. Yani kulak ardı et. Etme diyor. Vahzeril iqab felâ tezeril iqab Cezalandırmaktan sakın. Allah'ın cezasından seni cezalandırmastan sakın. Nöbetleşebilmeyi de terk etme. bu Buradaki birinci iqab Cenab-ı Allah'ın cezalandırması. İkinci iqab ise nöbetleşebilmek. Atlara nöbetleşebilmek. Ve alem enne min mesâbir <laughs> ricali Evet dür kişinin kötü ahlakındandır. Ne? İstiyada er rükbani lir ricali. Buradaki rical yayan. Rükban e, süvari. Yani süvarinin yayayı koşturması. Yani düşünün adam ata binmiş. Peşinden bir yaya var. Hadi hadi koş koş diyor. E sen attasın adam nasıl sena içsin yani. Hani bu da bir kötü ahlaktandır diyor. Ya yani demek ki bineklinin yürüyeni koşturması kötü ahlaktandır. Kişinin kötü ahlakından sayılır diyor. Şimdi söyleyelim bakalım ne diyor. İza kunte rakiben diyor sen binekliysen yani ata binmiş isen ve ma'ake rafiqun yanında arkadaşın var. Fe la yemşi يمشي خلفك ve ente rakibun. Sen binici olduğun halde, ata bindiğin halde onu arkanda yani yürütme yani. Yani terkini al diyecek. Bel erdif hu varak, Yani terkin al, arka al. O da arkana binsin. Ev ya da e, ferkeb ente merreten ve hu merreten. Bazen sen bin, bazen o binsin. Kema hatim. Hatim nasıl ki böyle söylemiş. İza kunta rabben lil kalusi sen bir deveye sahibi sen. Fela teda rafiqake arkadaşını bırakma yemşi halfaha o kalusun arkasında gayra rakibin. Böyle e, bineksiz bırakmayın yani, yürü yaya, yayan bırakma yani yaya bırakma hani arkana al un ha, ana ha ya da ani <laughs> ha diyelim ana geliyor ana ha o zaman ani <laughs> ha o kalusu deveyi çökert fe <laughs> ve peş, arkana bindir fe in hamalet kuma eğer o deve hamalet bu zamir kalusa döner eğer ikinizi alabiliyorsa, taşıyabiliyorsa fezaki. Tamam bu güzel. Ama ve inkânel iqâbu feâkibi. Evet. Eğer taşıyamıyorsa, nöbetleşe e, gerekiyorsa o zaman nöbetleşdir Feâkibi. Yani nöbetleştir. Bazen sen bin, bazen o binsin. Bak demek hatim ne demiş? Hatim bunu demiş. Demiş ki sen atın üzerine giderken sen de bir arkadaşın var arkadaşın da atı yok senin arkandan geliyor e diyor, onu yayan bırakma ya terkini al arkana bindir eğer hayvan alamıyorsa e, bazen sen bin bazen o binsin Peynemin oyu bir rijali en bu seyri minel maşi ala rijlehi. kişinin ayıbındandır. Ne bu? En yetu berraki binekli kişinin ayakları üzerinde yürüyen kişiden süratli yürümesini talep etmesidir. Yani. Şimdi sen at seni çabuk götürüyor ama yani. arkandaki insan nasıl sana yetişsin yani? Bu olmaz yani. Evet, burada kalalım inşallah. El makaletü 70. makale geldik. Ve ahri duavana rabbil -alamin.